Cemil Ertem, şimdiki hurafelerin kaynağı. 1973 petrol krizini hatırlıyorsunuz değil mi? 1973 krizi aslında bir petrol krizi değildi. Şimdiki büyük krizin ilk habercisi ve işaret fişeğiydi. 1971'de Amerika dolarının altına olan bağımlılığının Nixon tarafından kaldırılmasıyla başlayan sürecin önemli bir aşamasıdır. 1973 krizi. Amerika bu kararla doların değerinin ekonomik rasyonaliteyle değil de siyasi güçle belirleneceğini ilan ediyordu. İşin bu tarafı ayrı bir anlatıdır ama Başkan Nixon'ın kararı sonrası olanlarla şimdi olanları karşılaştırmak anlamlı olur diye de düşünüyorum. Bu karardan sonra Diğer sanayileşmiş ülkelerde altın standardı diye anlatılan para sisteminden vazgeçtiler. Başta dolar olmak üzere emtia ticaretine konu olan para birimlerinin değeri hızla düştü. Bunun sonucunda gelirleri reel olarak düşen petrol üreticisi ülkeler ayaklandılar. OPEC petrol üretimini hızla düşürürken aynı günlerde Yom Kippur yeni bir Arap-İsrail savaşı olarak başladı. O tarihlerde daha sonra yerini Paris'ten getirilen Humeyni'ye bırakacak olan İran Şahı Rıza Pehlevi, ''Petrol fiyatları artmalı, siz bizim elimizde olmayan ham maddelerin fiyatlarını dolar düştükten sonra 3 kat artırdınız, bu kabul edilemez.'' diyordu. Şah bunları söyledikten sonra belini doğrultamadı ve 1979'da gitti. Esasında bu kriz ne bir petrol krizi ne de bir para sistemi geçişi sancısıydı. Sistemin geleneksel sektörlerinin zamanını doldurmasına bağlı olarak hızla düşen kar oranlarıyla ortaya çıkan sistemik büyük krizin ta kendisiydi. Krizin merkezi. Orta Doğu bu tarihten sonra krizin merkezi oldu. 1973'te petrol silahının farkına vararak bunu batıya karşı kullanmak isteyen bütün petrol üreticisi ülkelerde ya rejim değişti ya da bu ülkeler bitmek tükenmek bilmeyen siyasi kargaşa iç savaşlarla kendilerine gelemedi. OPEC kriz oluşturmayacak ve Amerika'nın temel çıkarlarını rahatsız etmeyecek bir yapı haline getirildi. Bir daha batıya karşı petrol ambargosunu ağızlarına alamadılar. O tarihlerde bu coğrafyada oluşturulan naylon iktidarların tam şimdilerde gerçek anlamıyla iflas ettiğini görüyoruz. Bugün bütün bu bölgede iç savaş ve diktatörlüklerden kaçan insanların sığınacağı istikrarlı tek ülke Türkiye'dir ve bunun içinde hedeftir. 1973 krizinden sonra Batı'nın destekle ayakta tuttuğu bütün rejimler yıkıldı ama öte yandan 1973'ten sonra 80'li yıllarda inşa ettikleri ekonomi politikaları da tam şimdilerde yerde bir oluyor. Bizimkilerin orijinalleri. Dünya 1980'i gördüğünde, sistem 1973'te kapısını çalan ancak petrodolar gibi geçici birikimlerle ve savaşla uzattığı büyük bir krize adım atmıştı. Çare olarak devletçi Keynesçi uygulamalardan vazgeçmek ve kamu tarafındaki sermaye birikimini ucuza özel tekellere devrederek düşen kar oranlarını yukarı çekmek yolu benimsendi ve önce İngiltere'de Thatcher'la sonra Amerika'da Reagan'la neoliberal politikalar devreye sokuldu. Amerika'da buna arz yönlü iktisat denirken İngiltere'de yoğun özelleştirme dalgasıyla gelen süreç Thatcherizm diye adlandırıldı. Bu dönem Türkiye, Latin Amerika gibi gelişmekte olan ülke ve bölgelerde ise darbeler ve bunlara eşlik eden yağmacı neoliberal politikalarla geçildi. Enflasyon parasal bir olgudur. Nedenini başka yerde aramayın. Parayı kısın, faizleri yükseltin diyen Milton Friedman, Şili darbecisi Pinochet'in danışmanıydı. Yani bu tür danışmanların babası orijinali Friedman'dır. Bu karanlık dönemin Merkez Bankası olarak örnek alınması gereken bir diğer ismi de Fed Başkanı Paul Volcker'dır. Şimdi köşeye sıkışan merkez bankacılar gerekirse faizleri Volcker gibi artırırız diyorlar ya işte o Volcker'dan bahsediyorum. Bu Volcker enflasyonla mücadele eden bir kahraman gibi anlatılır Fredmancı çevrelerde. Oysa tam tersidir. Öncelikle Volcker'ın enflasyonu yoksullar için önleme diye bir derdinin olmadığını da söyleyelim. Fed'in başına gelmeden önce tekellere dönük regülasyonların anti tekel düzenlemelerin kaldırılmasını istiyor ve bunu fiyatların yükselmesini önlediği için istediğini söylüyordu. Fed'in başına geldikten sonra da görüşleri değişmemiştir. Sadece tekellerin karlarını artırmak için para arzının kontrolünü, para politikasının temel ekseni haline getirmiş ve reel faiz oranları 1973'ten sonra ilk defa pozitif hale gelmiş ve faizi de %17'ye kadar çıkarmayı başarmıştır. Çünkü düşen kar oranları ancak faizle birlikte gelecek finansallaşmayla telafi edilebilirdi. Bir yanda Volcker'ın Sıkı para politikası ve yükselen faizler bir yanda Reagan'ın tekeller için hızla düşürdüğü vergi oranlarıyla Amerika'da tekelci sisteme can suyu verilmiş ve kriz halının altına süpürülmüştü. Peki ne oldu? Üretim hızla düştü, işsizlik 1945'ten beri görülmemiş düzeye çıktı. 10 yıl hiç düşmedi ve şimdiki krizin temel dinamini oluşturdu. Dolar değerlendi. Amerika'nın cari açıktan başlayarak devasa tasarruf yatırım kamu açıkları oluştu. Peki, Volkerciler'in savunduğu politikaların alternatifi var mı? Yani aslında yoksuldan zengine bir gelir aktarımı mekanizması olan enflasyonu siz Walker'ın yaptığından niteliksel olarak farklı politikalarla önleyip dışa açık antitekel adil bir ekonomi kurabilir misiniz? Şüphesiz evet. Bu yolu gösteren öyle çok siyasi deneyim, iktisadi çalışma ve bunun literatürü var ki ama bütün bu iktisat yazını yokmuş gibi davranmak ve bunun yerine insanlığın en karanlık dönemlerinden olan bir zamanın hurafelerinin ekonomi diye anlatılması kabul edilemez bir tartışma alanı da olamaz. Cemil Ertem Milliyet